Maalesef hava sıcaklığı her yıl daha da fazla bir artış göstermekte ve dünya genelinde 21. yüzyıl için bu iklim değişikliği en büyük tehdit olarak tanımlanmış durumda. Tabii bu bizi de etkiliyor. Sağlık alanını çok önemli oranda etkiliyor. Sıcak artışlarıyla birlikte özellikle damarlarda etkilenmeler, yani bütün vücudumuzda etkilenme oluyor ve düşünürsek vasküler sistem her yerde ve beynimizde de elbette. Dolayısıyla damar yapısında oluşan değişiklikler, damar endotel yapısı değişiyor, daha genişleme oluyor, sıcak havada terleme oranı artıyor, sıvı miktarı azalıyor, kan daha yoğun bir hale geliyor. Kan basıncında artışlar ortaya çıkıyor. Kalp ritminde düzensizlikler ortaya çıkabiliyor. Ve bütün bunların sonucu olarak da biz inmelerde, beyin damar tıkanıklıklarında ciddi bir artış gözlüyoruz. Bütün dünyada bu şekilde. Tabii bu hava kirliliğiyle de çok bağlantılı. İklim değişikliği ve hava kirliliği birbirini karşılıklı olarak etkileyen iki faktör. Hava kirliliği de beyin yapımızı, damar yapımızı çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve iklim değişikliğiyle birlikte bu birleşince çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle hava kirliliğinin içeriğinde olan partikül maddeler, çeşitli gazlar, çeşitli istenmeyen mikrobik parçacıklar, pek çok toksik madde, hem nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Parkinson hastalığı, demans, Alzheimer, diğer kas sinir hastalıkları, tabii stroke, vasküler hastalıkları da ciddi bir şekilde artırıyor. Şu anda yaşadığımız yüzyılda, yaşadığımız dönemde aşırı sıcaklar ve kirli hava sağlık üzerinde çok ciddi etkilere sahip. Yılda yaklaşık 12 milyon kişinin dünya genelinde kirli hava ve iklim değişikliği nedeniyle kaybedildiğini raporlar bildiriyor ve bunların yaklaşık 2,5 milyon kişisi beyin damar hastalıklarını oluşturuyor. Bu çok ciddi, hani Covid döneminde çok telaşlandık, insanlarımızı kaybettik, çok büyük üzüntüler yaşadık, önlemler aldık. Aslında aynı önlemleri, aynı alarm durumunu bu koşullar için de kullanmak lazım. Çünkü bunlar önlenebilir kayıplar. Yani çevre kirliliğinin önlenmesi, hava koşulları, iklim değişikliği uzun vadede etkilenebilir ama en azından hızlıca yapılabilecek çözümler, öneriler de mümkün. Bu oranı azaltabilmek mümkün. Hava sıcaklığı bizim genel olarak vücudumuzda damarlarımızın içinde dolaşan su miktarını azaltıyor. Hem terleme nedeniyle hem damarların genişlemiş ve bir damar içine düşen oranı değiştirmek şeklinde azaltıyor. Yani bol miktarda sıvı almamız gerekiyor. Nerede olursak olalım sıvı alımını asla ihmal etmememiz gerekiyor. Ağır yiyeceklerden, yağlı, sindirimi zor yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Daha çok sebze, meyve, sıvı içeriği yüksek yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Tabii sıcak altında, direkt sıcak altında çalışmadan olabildiğince ya da gezmekten ya da zaman geçirmekten kaçınmamız gerekiyor olanaklarımız ölçüsünde. Mutlaka kendimizi koruyacak kişisel önlemler, giyinme, şapka vesaire mutlaka kullanmamız gerekiyor. Soğuk içeceklerle olabildiğince vücut ısımızı düşürmeye çalışmak gerekiyor ve yeşil alanlar, elimizden geldiği kadar yeşil alanlarda dolaşmamız, zaman geçirmemiz. Tabii bunun için yaşadığımız şehrin koşulları da önemli. Yeterince yeşil alanımız var mı? Bunlar dolaşıma, kullanıma açık mı? Bunların da tabii ki daha üst otoritelerce sağlanması gerekiyor. Ama elimizde var olanları da mutlaka kullanmak ve ailemizle veya bireysel yapabildiğimiz kadar yeşil alanlarda vakit geçirmemiz gerekiyor ki bu hem stresi azaltan bir faktör, hem vücutta üretilen bazı stres hormonları da dahil olmak üzere stresi azaltan, aynı zamanda kan basıncını regüle edebilen, düzenleyebilen
Sindirime kadar etkisi olan nörodejenerasyonu bile belli ölçülerde yavaşlatan, engelleyebilen süreçler, yeşil alanlar son derece önemli. Yani bu sıcak havalara hassas olan elbette ki toplumda bazı gruplar da var. Özellikle yaşlı kesim, yaşlı bireylerimiz çok dikkatli olmalı. Onların özellikle asla susuz kalmaması, asla fazla efor gerektirecek uğraşlar yapmaması, sıcakta kalmaması, işlerini olabildiğince günün serinleyen saatlerine aktarması, kolay bir öneri, uyulması zor değil bunlara.